Elhamdülillahi'llezî hedâna li hâzâ ve mâ kunnâ linehtediye levlâ en hedânallâh ve mâ tevfîkî ve itisâmî illâ billâh leqad câet rusulü rabbinâ bil hak sallu alâ rasûlinâ Muhammed Allah'ım sallu aleyhi ve sellem sallu alâ tabîb-i kulûbinâ Muhammed Allah'ım sallu aleyhi ve sellem صلوا على شفيع ذنوبنا محمد اللهم صل عليه وسلم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم رب أعوذ بك من همزات الشياطين فأعوذ بك رب أن يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة الله يعلم وأنتم لا تعلمون صدق الله العظيم اللهم انفعنا بالقرآن العظيم وبارك لنا فيه والحمد لله رب العالمين وأستغفر الله الحي القيوم حصنتكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا ودفعت عنكم السوء بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Her sohbetin başında sizi Allah'a sığındırıyorum. Gözden nazardan Rabbim muhafaza buyursun. Amin. Yani buraya gelenler hiçbir kâr etmeseler üzerlerine okunmuş oluyor. Nazardan sığındırıyorum sizi. Haftaya kadar idare edersiniz. Ondan sonra efendim bunun yeri var kitapta. İmam-ı Nevevi'nin Ezkar isimli eseri var. Bu eserde diyor ki peygamberlerden biri salavatullahi ala nebiyina aleyhi ve ecmain ümmetinin çokluğunu gördü. Onlarla iftihar etti. Tabi peygamberlerin iftiharı gurur için, kibir için olmaz. Allah için Allah'ın yoluna gelenlerin çokluğundan memnun, mesrur oldu. O gün ümmetinden 70 bin kişi öldü. Ya Rabbi ne oldu ümmetimden 70 bin kişi? Eski ümmetlerde bu rakam büyük rakamlar. Şu anda bizim ümmetten bazı kere bir günde 70 bin kişi ölüyor. Ama bu bizim ümmete çok koymuyor. Bizim ümmet şu anda 1,5 milyara yaklaşmış bir ümmettir. Şey itibariyle, nüfus itibariyle ama şimdi tabii zaten ümmet birkaç yüz bin kişi olan 70 bin kişinin kırılması çok vahim bir durum oldu. Sordu hikmetinden, ya Rabbi bu niye oldu? Mevla buyurdu ki, sen onlara nazar ettin. Peygamberin bile ümmetine nazarı değiyor. Yani nazarın değmesinde, bir adamın nazarının değmesinde o adamın kötü olduğu manasına gelmez. Kötü olduğu manasına gelmez. Yalnız tabii Allah Teala'yı biraz unutma meselesi gelir. Bir an gaflet, yani cemaatin çokluğu, ümmetin bereketi vesaire, mahsulün bereketi, arazinin güzelliği, çocuğunun güzelliği, ana baba için bütün bunlar nazara tabidir. Çünkü insan o anda baktığı vakit gözünden beğendiği zaman, hoşuna gittiği zaman gözünden bir ışınlar çıkıyor. Onu şimdi geçen de ispat ettiler. Geçen haberlerde geçti. Ekseri mavi gözlüler. Renkli gözlülerin nazarı fazla değer. Ama mavi gözlüler, renkli gözlüler kötüdür anlamına gelmez. Ama bunun gözden çıkan ışınların da etkisi var. Geçen ben rastladım haberlerde. 4 tane kişiyi oturttular oraya. Çiçeklere baktırdılar. Deney yaptılar geçen de, üniversitede yani. Tabii siz öbür haberleri hep görüyorsunuz. Ben de bu haberleri görüyorum. 4 tane genç aynı çiçeklere baktılar. Yani 4'ünün çiçeği ayrı. Siyah gözlüler, benim gözüm siyahtır, benden pek korkulmaz. Siyah gözlülerinkine pek bir şey olmadı. Siyah kahverengi. O mavi gözlü birinin baktığı çiçek hepten yaptı aşağı çiçek. Soldu ya! Göz göre göre 4 saatte. 4 saat böyle baktılar ama. O 4 saat sonunda öbür çiçekler duruyor. Bu tamamen soldu ya! Bir hafta, 2 hafta oldu haberlerde. Durum bu. Onun için innel ayne hakkud
Göz nazar haktır. Evvelce öyle adamlar vardı, nazar isabet eden, getirirlerdi onu. Ormana baksa orman bir anda bitiyordu ya. Böyle ormana bir nazar ediyordu, orman gitti. Kurudu orman. Deveye baksa küt, sığıra baksa öküzü devirir. Öyle nazarı olanlar vardı. Efendimiz'e getirdiler ya, sallallahu aleyhi ve selleme, o nazarcı adamı Resulullah'a getirdiler. Bir baksın da Resulullah'a devirecek. Devrilmiş adam, sen nasıl devireceksin? Men yekâdü lezîne keferû. Az kalsın kâfirler, leyüzlikûneke bi absârîm. Gözleriyle, nazarlarıyla diyor, seni kaydırıp düşüreceklerdi. Lemmâ semû'u zikir. Kur'an'ı duydu, Kur'an'ı duydular, Kur'an'ın inişine kıskandılar işte. Nasıl etkisiz hale getiririz diye Resulullah Efendimiz'e büyü de yaptılar, nazar da yaptılar, hepsini yaptılar. Ama koruyucu Allah olursa, Celle Celaluhu. وَيَكُولُونَ اِنَّهُ لَمَجْنُونَ. Bu meşhur ayet, nazar ayeti dediğimiz ayet-i kerime tabi. İki bostanı olan kişiden bahsediyor Kehf suresinde. Bağ bahçesi çok ekinli, mahsullü olan kişi. O ona nasihat etti. وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ. İki adamı anlat onlara. Cealna li ahadihima cenneteyn. Birisine iki bağ verdik. Min anab, üzüm bağları, hurmadan neyse. Ve hafefnâma bi nahl. Hurmayla da süsledik, yani çevirdik. Hurma da var, üzüm de var. Mahsul bol. Ve cealna beynehuma zer'a. Hurmayla üzümün arasında da envai çeşit ekim var. Tilkel cenneteyn âtet ukuleha. İki bahçede mahsulünü tas tamam ver. Velem tazlim minu şey'a. Bir zerre eksik yok yani. Her dal, her başak, hepsi dolu. Feccarna hilalehuma nehra. İki bağın arasında da bir ırmak akıttık diyor. Allah Allah. Verdiğine verir de verir. Ve kan lehu semer. Çok meyvesi vardı, mahsulleri var. Mevla anlattığına göre demek, kim bilir nasıl bir yer. فَقَالَ لِصَاحِبِ وَيُحَاوِرُهُ. Allah'a inanan bir arkadaşıyla konuşma açtı, laf lafa açtı. Arkadaşına diyor, اَنَا اَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا وَاَعَزُّ نَفَرًا. Benim malım senden daha çok, çevrem daha geniş, itibarım, kıymetim yüksek. Bak ben zengin adamım, bir çağırdım mı 50 kişi gelir. Sen çulsuzun birisin. Hasta olsan kimse ziyaret etmez, ölsen cenazene gelmez. Kimsenin senden ümidi yok. Elinde cebinde bir şey yok, arkanda ne kalsın? Hava atıyor, hava. وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَظَالِمُ لِنَفْسِهِ. Kendine zulmedici olduğu halde, nefsine, kendine yazık ediyor. Böyle yapan kendine yazık ediyor. Hava atan, caka satan, kendini beğenen, insanlara hakır gören, kendine yazık ediyor, zulmediyor. Kimsenin yapamayacağı, Efendi Hazretlerimiz buyurduğu gibi. Kaddesallahu aleyhi ve sellem. İnsan kendine öyle zulüm yapar ki, dünyanın gavuru toplansa ona o zulmü yapamaz. Zaten kafirlerin sana zulmünün sebebi de senin nefsine zulmünden başlar. Kapı açar. Kâle mâ zunnente bidâ diye veda. Baktı, baktı, baktı. Bağına, bahçesine. Dedi ki, bu bağlar, bu bahçeler ben zannetmiyorum ebediyen helak olmayacak. Ya ebediyen helak olmayacak. Burası cennet midir? İnsan öyle gelir, bazı kere cennet zanneder değil mi? Çak tarlası yeşil ola falan. Hocanın biri kurmuş sofrayı. Yemekler demekler. Hocalar da ekseri kendi evlerinde yemezler tabii. Hem millette ziyafette yerler. Sormuş, cemaattan biri geldi. Ya hoca ben de bu ne dedi, envah çeşit yemek. Dedi bura cennet, cennet. Sonra bir gün bir rastladı ki, eyvah bulaşıkları yıkıyor, ortalık batmış. Dedi, eşek cennet olmaz mı bura yoksa? Öyle bazı kere cennet zannedersin, eşek cenneti olursun sonra. Mezbeleye döner. Dünyanın kaç aylık mevsimi var? 2-3 ay yeşil kalır kalmaz, ondan sonra saman olur, çöp olur, uçar. Dünyanın güzelliği kalmaz, gençliği kalmaz, gücü kalmaz. Bak lafına bak.
ve mâ zunnus sâete kâimeten. Kıyamet falan da kopacağını hiç zannetmiyorum dedi. Görüyor musun? Zaten bu bahçe ebediyen helak olmazın anlaşıldı değil mi? Onu demekten anlaşıldı, bu inkarcıdır. Bak şimdi bir de bak. Atmasyona devam ediyor. Veleyn rudittü ila Rabbi. Ya ahiret, cennet, dirilmek, birilmek yok ama farz edelim hocaların dediği gibi ben Rabbime döndürülecek olsun. Biraz da yani hiç inanmayana bile demek lazım ki biraz farz et ya. Farz etsen de yandın yani. Zâmel müneccimu ve tabibu kilâhuma en la haşra lil ecsâdi kultu aleykuma in sahha kavlukuma felestu bi khâsirin ve in sahha kavli fel khasâru aleykuma. Astronot, yıldız ilimleriyle uğraşan efendim gök bilimcileri diyorsunuz onlara. Ve tıpla uğraşan, o zaman hep Rumlar, efendim gayrimüslimler tıpla uğraşıyor. Bunlar dediler ki cesetler dirilmez. Haşır yok. Ölen biter, yiter. Ben de dedim ki diyor ulemadan biri, hele durun ya, bir faraziye yapalım. Bu işte faraziye olmaz ama. Peki sizin sözünüz çıkar da dirilmek yoksa benim bir zararım var mı? Ben ne yaptım? İnandım, namaz kıldım, oruç tuttum. Evet, uykusuz kaldım, gece sabah namazına kalktım, oruç tuttum, aç susuz kaldım, işte hacca gittim, neyse İslam'ın vazifelerini biliyorsunuz. Bunlarda biraz sıkıntı var mı? Var. Var ama bu sıkıntılar dünya ve ahiret, dünyada da, ahireti katmadık hesaba şimdi, dünyada da faydalı mı? He? İncele bakalım, güneş doğmadan evvel uyananla güneşi üzerine doğuran adamın vücut yapısını bir incele bakalım. Tıbben nasıl bulursun? Tıbben, şu anda tıbbın tespitiyle güneş doğmadan evvel uyanıp kılan, abdest alıp kılan adamla güneşi üzerine abdestsiz doğuran adamın farkı akşama kadar hayatını, yaşantısını ve çalışmasını tümden etkiler. Bu tıbben sabittir. Güneş doğduktan sonra uyanan akşama kadar gözümü açamıyorum, hele bir Nescafe getir, demli çay falan, herif gözünü açamıyor, böyle açacaksın. Sabah namazından evvel kalkan adam zıpkın gibi olur böyle. He? Alman'ın gavuru bile 5'te kalkıyor be. Çalışkan milletler öyle. Yatan öküzün zamanı olur mu? Olmaz. Rızkı erken vakitte arayacaksın. Şimdi tabii ki dedim sıkıntılar var ama ben bu İslamiyet'i yaşadım. Dedim ki ahiret var, hesap var, kitap var. Peki zinadan kaçtım. Edebilirdim. İçki içmedim, kumar oynamadım. Faiz yemedim, yalan demedim. Fakat bunların dünyada da zararı var mı? Var. Peki ben bunlardan korundum, ahiret hesabıyla korundum ama hadi ahiret çıkmadı diyelim, ne zararım var? Hiçbir zararım yok çünkü dünyam da düzenli gitti mi? Dünyamın düzenine yardımcı oldu. İçkisizlik, kumarsızlık, bunlar rahatlıktır, huzurdur. Evet, içki içenden hali meydandadır. Çoluk çocuklarının dövmeleri, evde huzur olmaması, boşanmaların ekseriyet sebebi, içkiyi saymakla bitiremezsin. Kumardaki riskleri, kumar yüzünden intihar edenleri saymakla bitiremezsin. Faiz yüzünden, krediler yüzünden batanları, silahı kafasına dayayanları, borçtan ölen, bunları bitiremezsin. Haberler her gün bunları anlatıyor. Yani dolayısıyla ben İslam'ı yaşadım, biraz zor gibi görünüyor ama ahireti yok saydık haşa ve kella. Peki dünyada benim yararım yok mu? Var. Dirilmedim. Zararım var mı? Yok. Zararım yok ki, dünyada hiç olmazsa düzgün yaşam. Ve in sahha kavli. Bir de benim sözüm çıkar da dirilmek varsa sen ne yapacaksın? Fel hasaru aleykuma. Battın gittin değil mi? Müneccim efendi, astronot beyefendi, fizikçi atlatmış, kimyacı zıplatmış herif. İnanmıyorsun he? Gel buraya bakalım. Şimdi bir faraziye yapalım, yine sen kaybettin. Çünkü ya var ya yok. Tabi iman böyle bir şey kabul etmez. İnnemel mü'minûne lezîne âmenû billâhi ve rasûlihi thumme lem yertâbû. Allah Resulü'ne imandan sonra onların buyurduklarında zerre kadar şüphe imanla bağdaşmaz. Ama ben biz onu anlatmıyoruz. İnanmayan adama konuşma şeklinden bahsediyoruz. İnanmayan bir adamla konuşulurken
sen mutlaka cehenneme gireceksin dediği zaman herif der ki dirilmeyeceğim ki cehenneme gideyim. Dolayısıyla onunla öyle konuşulmaz. Onunla konuşma şeklinde gel kardeşim bir varsayım yapalım, yine sen enayisin, meydana çıkacak. Çünkü bu varsayımda bile benimki sözüm çıkarsa ben efendim siz yandınız, sizin sözünüz çıkarsa ben yanmadım. Öyle ya, dirilmiyorsan bana bir şey olmuyor. Ama diriliyorsak sana çok şey oluyor. Şimdi herif ne dedi? Ve mazunu saate kıyametten. Bu bahçe ebedi helak olmaz. Kıyamet diye de bir şey kopup da kimse kabirden falan kalkmaz. Ve le irruditu ila rabbi. Ama diyor, bak faraziyeyi koyuyor. Diyor ki eğer ben Rabbime geri döndürülecek olursam, varsayım yapıyor. Yani bu inananların dediği gibi mahşere çıksam bile le ecidenne hayran minha munqalaba. Bu bahçelerden daha iyisini orada da bulurum diyor. Neden? E burada zenginim ya, orada da ben zengin olmam lazım. Bu çulsuza orada kim bakar diyor. İşte kıyas. İşte sakat kafa. Zannediyor ki dünyadaki zenginlik ve itibar orada da aynen çıkar. Halbuki ne alakası var? He? Ne alakası var? Tam tersine, he? Aynı ameli işleyen, aynı ibadeti yapan iki eşit Müslüman, birisi zengin, birisi fakir. Hangisi önce cennete girer? Fakir. Ne kadar evvel? Yarım gün evvel. Yarım gün ne kadar eder? 500 sene. İnne fukara ümmeti yedhulûne el cennete kabl eğniyâin bi nısfı yıl. Ve dâlike hamsü miyeti âm. Rabbin katında bir gün 1000 sene. Ve inne yevmen inde rabbike ke elfi senetin mimma teuddûn. Sizin saydıklarınızdan 1000 sene kadardır Rabbin katında bir gün. Bu ayet. Ayetle hadisi karıştırmayın sonra ha. Öbürüne de ayet dersiniz sonra falan. Uğraşırız sonra. Bir de dersiniz ki hoca dediği falan. Adam da der ki ya bu ayette yok. Çatarsınız bir duvara. Yani onun için ayırıyoruz. Rabbin katında bir gün sizin saydıklarınızdan 1000 sene kadardır. Bu ne? Ayeti kerime. Öbürü ümmetimin fakirleri zenginlerinden yarım gün evvel girer, yarım günde ne eder? 500 sene. Bu ne? Hadis-i şerif. İnanmak bakımından farkı var mı? Yok. Allah'a da inandık, Resulüne de inandık. Onu ayırdık mı zaten biz ayrıldık. Böyle bir şey yok. Ama ayet hadisi fark ettirelim de bir yanlış bir şey bir yerden nakledip de efendim bizi de şey etmeyin, malzeme yapmayın diye, bilin diye söylüyorum. Şimdi Rabbime döndürülsem bile, döndürülmeyeceğim ama ola ki döndürüldüm, bu fakirler mi cennete girecek? Tabii ben gireceğim diyor. Allah Allah. Ahmak işte. Akıllı olsa Müslüman olur. Ahmak. قَالَ لَوْ صَاحِبُهُ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ. Arkadaşı yanında Müslüman. Onunla konuşuyor, görüşüyor. Bu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den evvelki ümmetlerin başına gelen. Onlar da Müslümandı değil mi? Tek din İslam. Adem Aleyhisselam'dan beri bütün peygamberlere inananların adı nedir? Müslüman. Onun için Müslüman deyince siz sadece bizim ümmette olmuş zannetmeyin. Öbür peygamberlerin ümmetleri de Müslüman. اَكَفَرْتَ بِالَّذ۪ي خَلَقَكَ مِنْ تُرَابٍ. Seni topraktan yaradan Allah'ı inkar mı ettin? ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ. Topraktan babamız Adem'i, sonra topraktan yediğimiz yemeklerden, gıdalardan insanın yaratıldığı ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ meni yaratıyor Allah. O meniden de seni beni yaratıyor. Dolayısıyla meni nereden oluşuyor? Yediklerimiz gıdalardan. Onlar nereden yetişiyor? Topraktan. Seni topraktan, asıl maddeni, sonra meniden, efendim anne babanın suyundan yani. ثُمَّ سَوَاكَ رَجُولَ. Sonra seni adam eden, sana el ayak veren, göz kulak veren, şöyle bakıldığın zaman da ne yakışıklı adam denecek şekilde seni yaratan Allah'a küfür mü ettin? Onu mu inkar ettin edepsiz adam? Nankör adam, kıymet bilmez adam. Ne iştir ya? Kendini beğeniyor,
Kendini yaradanı beğenmiyor. Kendi kendime oldum zannetiyor. Beni anam babam yarattı zannetiyor. Onu kim yarattı, anası babası kıyamete kadar sayacak. Ana babanın elinde ne var? Uğraş 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 doğuramayan var. Kısır. Kızım olsun diye 10 tane oğlan doğuran var. Oğlum olsun diye 20 tane kız doğuran var. Çünkü oğlan daha kıymetli millete. Allah'ın indinde farkı yok. Kızlar daha bereketlidir. Efendim? Ama ananın babanın elinde bir şey var da niye bunlar sipariş üstüne yapamıyor istediğini? Diyorsun ki anam babam şudur budur. Anam babanın ne haberi var? Onlar keyfini yaparken sen oldun. Ananın da haberi olmadı 3 ay. Ya ne oldu bana acaba? İştahım şöyle oldu. Canım turşu istiyor bir şeyler bir şey. Yoksa sen hamile olmayasın. Git eczaneye bak bakalım. Böyle olmadı mı? Ne gülüyorsunuz? Diyorsunuz anam babam. Anam baban nedir ya? Ana babanın hakkı büyük. Ama Allah'ın hakkıyla karşılaştırınca hiç Allah'la Celle Celaluhu senin anan baban kimdir ya? Seni topraktan yaratıyor. Sonra meniden yaratıyor. Sonra el ayak veriyor. Göz kulak veriyor. Seni adam ediyor. Şu şekline bak ya ne kadar güzelsin ya. Güzelliğinde sonu yok tabii. Bir bakıyorsun öbürü daha bastırıyor onu. Lakinnehu Allahu Rabbi. Lakin ben o Allah'ı inkar etmiyorum. O benim Rabbimdir o Allah. Ve la üşrikü bi ahada. Ve la üşrikü bi rabbi ahada. Rabbime kimseyi ortak etmiyorum. Tektir o. Ve lev la izdehalde cenneteke. Sen bu bağına bahçene girdiğin zaman efendim bu ne güzel bağ, ne güzel bahçe. Veyahut fabrikana girdin. Makinalarına baktın. İşçilerine baktın. He? Veya dükkanına girdin. Terektek raflardaki mallara baktın. Veya çocuklarını gördün. 3-5-10 tane çocuğu olan var. Şöyle çocukları bir arada falan. Ona baktın. Baktığın zaman قُلْ تَمَاشَا اللّٰهُ لَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ Ne demen lazımdı? Bu Allah'ın dilediğidir. O diledi de verdi. Allah'ın yardımı olmadan hiçbir şeye güç kuvvet yoktur. Bunu desen nazar defolur mu? Olur. Çünkü Allah'tan gafil olmazsın. O bolluğa, berekete, güzelliğe kapılıp da Allah'ını, Rabbini unutmayıp da maşallah dediğin zaman, yalnız şimdi tabii yine Allah yine lafzı da mübarek kelimenin bereketlidir ama insanlar şimdi manayı bilmedikleri için yine de maşallah derken bile nerededirler? Gaflettedirler. Çünkü zikir nereden olur dedimse? Kalpten olur. Ağzın maşallah derken kalbinde, aklında, fikrinde bunu Allah verdi, bunu Allah diledi de böyle oldu. Bu benim istememle böyle olmadı. Allah'ın yardımı olmadan hiçbir şeye güç yok. Bu manayı düşünmediğin zaman da o maşallahın gücü de o kadar kuvvetli olmaz. Çünkü huzursuz, huşusuz hiçbir ibadet tamam olmaz. Onun için manasını anladınız mı şimdi? Bir daha maşallah derken anlayacak mısınız? Bir de maşallah diyorsunuz. Maşallah demeyin sakın. Sakın maşallah demeyin. Maşallah. Maşallah. Anladınız mı? Ananızdan, babanızdan öğrendiğiniz gibi konuşmayın. Tü 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 41 kere maşallah diyor bir de. Maşallah diye bir şey var mı ya? Kardeşim her şeyi öğrenin. Bak burası dershane gibi size bir şeyler öğretmeye çalışıyoruz burada size. Ne diyeceksiniz? Maşallah. Düzgün doğru okuyun. Maşallah. Şa'yı çekiyorsun. Şa'allah. Maşallah. Ha? Böyle diyeceksiniz. Peşine la kuvvete illa billah eklerseniz çift dikiş olur ha. La kuvvete illa billah. La havlesi yok. O la havle ve la kuvvete illa billah başka bir zikir. Bunda la havlesi yok. Maşallah la kuvvete illa billah. Tamam? Ha, buna dilinizi alıştırın. Manasını anladınız mı şimdi? Ben bu şeyi beğendim. Bir şeyin güzelliğini beğendim, bolluğunu beğendim, nesini beğendimse beğendim.
Mesela cemaatin çokluğunu beğendim, hoşuma gitti. O peygamber ne yaptı? Ümmetinin çokluğunu beğendi. İşte o zaman ne diyorsun? Ya Rabbi, bu senin dilediğinle olan şeydir. Senin yardımın olmadan hiçbir şey bir araya gelmez. Hiçbir güzellik olmaz. Hiçbir bolluk olmaz. Hiçbir bereket olmaz. Tohumu ekersin, 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 bir tane bile mahsul vermez. Mevla istemese efendim mahsul verir, oh yaşadık dersin, bir don vurur, hepsi birden gider. Verdikten sonra da almayı bilir. He? Yarın hasat yapacağım diye geceyi zor sabredersin, güneş ne zaman açacak da mahsul devşireceğim derken sel geldi erken. Bir de baktın, sabaha geldin ki bura bizim bahçeye benzemiyor. Yolumuzu mu şaşırttık acaba dersin. İnteranene kallem minke malem ve velede. Sen beni beğenmiyorsun değil mi? Bana Müslüman diye, mürteci, yobaz diye, irticacı diye bakıyorsun. Malım da senden az, çoluğum çocuğum da senden az. Senin ailen de kalabalık, aşiretin kalabalık. Efendim, malın da çok, beni hakir görüyorsun. فَعْسَنْ يُدْيَنِ رَبِّ غَيْرًا مِنْ جَنَّتِكَ. Yakında Rabbim bana senin bahçenden daha hayırlısını verecek. وَيُرْسِلَ عَلَيَا حُسْبَانًا مِنَ السَّمَاءِ. Senin bağına, bahçene, fabrikana, malına, mülküne de gökten bir bora vurduracak. فَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا. Bir de bakacaksın bağın bahçen dümdüz toprak olmuş, kaymış akmış gitmiş. وَيُصْبِحَ مَعَلَا غَوْرًا. Ya da Allah suyunu batıracak. Irmağını kurutacak. Kuyunun suyunu kaybedecek. فَلَنْ تَسْتَطِيعَ لَهُ طَلَبًا. Değil 100 metre, 200 metre, 1000 metre gitsen dibine, yine o suyu bulamayacaksın. Aramaya da imkan bulamayacaksın. Dedi o mübarek adam. Bu okuduklarım ne? Ayet. Ayet-i kerimeler. Kaç tane ayet okuyorum? Hangi sure? Kehf suresi. Ve uhita bi semerihi. Mevla buyuruyor, bağı bahçesi o gece kuşatıldı. Bir yıldırım vurdu, bir ateş vurdu, bir bora vurdu, bir fırtına vurdu. Kurudu, hepsi kurudu. Su da gitti. Irmak gitti, koca ırmak yok. O da kurudu. فَاسْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَا أَنْفَقَّ ف۪يهَا. Ellerini böyle vuruyor. Ooo, ne masraf ettiydim ben bu bahçe. Masrafım da cabası. Masraf da boşa gitti. Keşke parayı buraya harcamasaydım da o para bana kalsaydı. Karını bıraktı. Yaptığı masrafa dövünüyor. Heye haviyetun ala uruş. Çökmüş aşağı. Bağ kalmamış, bahçe kalmamış. Çardaklar düşmüş. Ve yekulu ya leyteni ile müşrik bi rabbi ehada. Keşke ben Rabbime kimseyi ortak koşmasaydım dedi. Dedi ama naneyi de yedi. İş işten geçti. وَلَمْ تَكُلْ لَهُ فِيَتُنْ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللّٰهِ. Allah'tan başka kimse ona yardım edemedi. Allah da yardım etmedi. وَمَا كَانَ مُنْتَصِرًا. Kendi de kendine yetmedi. Kimseden de medet gelmedi. Gelemezdi. هُنَٰلِكَ الْوَلَايَةُ لِلّٰهِ الْحَقِّ. İşte mülkiyet, sahiplik, maliklik, yönetim, idare, her şey hak olan Allah'a aittir. هُوَ خَيْرٌ ثَوَابًا وَخَيْرٌ عُقْبًا. Karşılık bekliyorsan en hayırlısı Allah. Celle Celaluhu, akıbet, netice bakımından en hayırlısı Allah. Ona inanmak, ona güvenmek, ona sarılmak, ondan bilmek, kendinden bilmemek, kendini beğenmemek. İşte bu. Onun için innel ayne hakkun. Nazar nedir? Hak. Adam ne yaptı? Bahçesine diyor ki niye sen bahçene girdiğin zaman maşaallahu la kuvvete illa billah demedin? İşte Kur'an'da böyle geçiyor bu.
Niye bağına bahçene girdiğin zaman? Yani hoşuna giden bir şeyi gördüğün zaman niçin maşallahü la kuvvete illa billah deyip Allah'ı hatırlamadın, Allah'ı zikretmedin, Allah'ın güzelliğini, Allah Teala'nın sanatını, ayetini orada görmedin, ondan bilmedin, kendinden bildin. İşte bu. Onun için o peygambere ne buyurdu? Sen ümmetine ne yaptın? Nazar ettin. Ne yapacaktın? Onları gördüğün zaman diyecektin ki hassantukum bil hayyil kayyum illezî lâ yemût ebedâ. Sizi diri olan, her şeyi yöneten, ebediyen ölmeyecek olan Allah'a sığındırdım. Cemaatin üstüne okunuyor bu. Ben size her hafta okuyorum. Farkında mısınız? Ve defaatu ankumus su, sizden belaları, gözleri, nazarları, kötülükleri, musibetleri kaldırdım. Neyle kaldırdım sizden? Savdım, savuşturdum. Sizden uzaklaştırdım. Bilâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm. Lâ havle-i şerif var ya, onunla ya Rabbi, yüce ve büyük olan Allah'ın yardımından başka güç yok, kuvvet yok, imkan yok, hiçbir şey yok. Bu sözle, bu zikir, bu arştan bir hazinedir. La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Bununla ne yaptım? Sizden bütün belaları kaldırdım. Bunu okuyorum değil mi üzerinize? Hiç haberiniz yok ne okuyorum üstünüze. İnanıyorsunuz, hoca bize yanlış bir şey okumaz diyorsunuz. Geliyorsunuz tabii. Kazanıyorsunuz. Şu sohbetten hiçbir karın olmasa haftada bir okunuyorsun be. Bedava da okuyorum sizi. Hocalar neler kesiyor. Ya kolay mı öyle okunmak? Adamın evini sattırırlar. Öküzünü sattırırlar ya. Alışmışsınız beleşe. Güzel. Bari gelin be, bir şey istemiyoruz ya. Yandık falan demeyin. Yaz geldi demeyin. Siz gelin, yaz geldi ama belalar az geldi. Başınız beladan kurtulma sonra cemaattan ayrılmayın, sohbeti bırakmayın. Sohbet günü her şey paydos. Şu var, bu var. Kardeşim benim sohbetim var. Ertesi gün. Her şeyi ertele, ahireti erteleme. Ahireti dünyaya tercih et. Hele bir de maç var diye gelmeyenler, aman ya Rabbi. Hepten dışarı, hepten. Hepten dışarı, hele hep. Bunlar ne insanlardır bunlar? Allah ıslah etsin, Allah hidayet etsin. Maç var diye Kur'an'ı bırakıyor. Zikri bırakıyor. Cemaati bırakıyor. Ya. Ya havle böyle. Adam birisinin çocuğu müşrikler tarafından kaçırıldı. Geldi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ne güzel kainatın efendisi var değil mi? O sahabe ne şanslı değil mi, ne bahtiyar insanlar. Derdi olan kime gidiyor? Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. E şimdi geliyor bana, ben diyorum ki, ben senden beterim, ne yapacağız? Adam da bu kafayı yiyor. Yine diyoruz ona ki, Resulullah bunlar bu reçeteyi yazdı. Sallallahu aleyhi ve sellem. Diyoruz ona ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu, böyle buyurdu. Tabii bir şey söylüyoruz ona. Yaparsa kurtarır tabii ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hep beyan etti bunları da, biz onun beyanlarından bir şeyler söylüyoruz. Dertli gelenlere derman olarak, hangi ayetten, hangi zikirden şifa bulacak. Ha millet şimdi. Adama diyorsun ki 41 Yasin oku, ben mi okuyacağım? E yok, ben okuyacağım. E kardeşim, perizi kim yapacak? Hasta yapacak. Kendisi hasta, perizi bana yaptırıyor. O yutuyor. O diyor sana ki kızartma yeme, turşu yeme. Midem ağrıyor diyor, doktora gitmiş, doktor periz veriyor, o da diyor ki, perizi sen yap. E sen nasıl iyileşeceksin? 41 Yasin diyor, ben mi okuyacağım? Yok, hoca okuyacak. Hoca ne yapsın ya? Ha bazı kere şu kolaylık var tabii. Talebeler toplaşır, hafız efendiler falan, hani 4444 salat tefriciye okunur tabii, sıkıntıların kalkması için. O biraz zor gelir yani tabii. Bayağı bir 8 saat falan. Alır yani bir 8 saat falan. Bayağı zor yani. Sabır lazım. Onun için işte Allah bir kolaylık yaratıyor. Talebeye dağıtılıyor. Herkes 100 tane okuyor. Yarım saatte 4444 oluyor yani. Ben hapiste tek başıma okudum elhamdülillah. Ama canım çıktı tabii. Kendim de çıktım tabii.
Salat tevriciye okunacak. Efendim, salaten tünciyine 1001 kere. Bunlar zor tabi. 1479 selamun kavlen min rabbirrahim. Adam hemen başlıyor kıvırtma. Hocam bunu sen okusan nasıl olur acaba? Ben yanlış okurum da, bir de onu da bahane. Ya kardeşim, hasta sensin, perici sen yapacaksın ya. Duayı sen yapacaksın. Ne kadar ben dua yapsam da senin kadar içim yanar mı? Yanmaz. Çünkü dertli olan çocuğun kayboldu. Şimdi çocuğu kaybolanın yapacağı ihlasla benim uzaktan yapacağım ihlas bir olur mu? Olmaz yani. Şimdi ben ne kadar yapayım desem sendeki ihlası ben de bulamam. Çünkü benim başımın derdi yok. Onun için bunları yapacaksın. Geldi ne dedi? Ya Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem. Çocuğumu dedi müşrikler esir aldı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor ona? İttakillah ve ekthir min kavli la havle ve la kuvvete illa billah. Allah'tan kork. La havle ve la kuvvete illa billah'a çok devam et. Bizden biri olsa tabi diyebilirdi ki ya Resulallah ben sana ne diyorum sen bana ne diyorsun. Bizden böyle antika insanlar vardı. Var yani hakikaten. Adam diyor ki şöyle bir şey bir durum var. O da zannediyor ki ortalığı ayağa kaldıracağım. Ya ben ne yapayım sana? Git diyorum şuna 41 tane Yasin oku diyorum. Bak kurtulacaksın. Böyle bakıyor. Ben başka bir şey bekliyordum der gibi. E ne yapacağım? Okus pokus mu yapacağım canım sana ben? Allah Allah. Hocaya gelmiş sanki bende yaratmak var. Tövbe ya Rabbi. Ben senden beter acizim. Kel ilaç bulsa başına döner. Hastayım. Ben senden hastayım. Adam geliyor. Efendi Hazretleri. Bizim efendi mübarek. Efendi Hazretleri ne var? Bir derdim var da onu anlatacağım. Dedi sen ne mutlu senin bir derdin var. Benim bin derdim var. Adam da şaşırıyor ne diyeceğini gidiyor yani. E şimdi ne olacak yani? Hoca ne yapsın? O bekliyor hemen bir nuska yazsın benim işimi bitirsin. E anladık ama şimdi sen de biraz emek edeceksin. Ömer efendi vardı. Yavuz Selim İmam Eski. Kadın geldi. Hoca efendi ne var? Kocam beni hiç sevmiyor dedi. Bir nuska yaz da beni sevsin. E şimdi bu hoca ne yapacak sana yani? Baktı baktı karıya dedi ki sen de o kadar çirkinsin ki dedi. Sana nuska da fayda etmez. Yani hoca da şakacıydı ama mübarek kadın kocam beni sevsin de nuska olur mu? Allah'a zikret, ibadet eder, hacet namazı kıl. Allah çirkini de güzel gösterir. Gösterir mi? Ya Allah'ın elinden gelir, benim elimden gelmez ki ya. Bakarsın bir adam, yakışıklı adam bir çirkin karıya tutulmuş. Oluyor mu öyle? Aşık olmuş onun peşine. Allah Allah. Diyorsun ki bu da bunu nereden sevmiş? Hani Leyla Mecnun hikayesindeki Leyla nasılmış biliyor musun? Kuru kara bir karıymış. Mecnun da öldü daha. Öldü kavuşamadan öldü meşhur. Yani Allah isterse Celle Celaluhu güzeli çirkin gösterebilir. Çirkini güzel gösterebilir. Şişmanı zayıf gösterebilir. Zayıfı şişman gösterebilir. Çoğu az gösterebilir. Azı çok gösterebilir. Ve yukallilukum fi ayunihim diyor Kur'an. Kafirlerle sizi karşılaştırdığım zaman diyor ve yurikumuhumullahu fi ayunikum kalilen ve yurikumuhum fi ayunikum kalilen. Size onları az gösteriyordum diyor. Neden? Çok görseniz kaçardınız diye. Ve yukallilukum fi ayunihim. Onlara da sizi az gösteriyordum diyor. Neden? Onlar da sizin sayınızı bilseler savaşmazlar diye. Ben istiyorum ki diyor birbirinize girin. İstiyorum ki birbirinize girin küfrün nallarını koparacağım diyor. Onun için bu savaşı Bedir'de yaptıracağım diyor mesela. Bedir savaşını yaptıracağım diyor. Şimdi onları size az gösteriyorum. Sizi onlara az gösteriyorum diyor. Neticede birbirinize girdiniz diyor. Ve zaferi kazandınız. Yani anladınız mı şimdi ne diyorum? Azı çok gösteriyor, çoğu az gösteriyor. Bu Allah-u Teala'dır. Bakarsın bir tencereyle adamı doyurmuyor. Bakarsın bir lokmayla adamı doyuruyor. Bakar hiç yemeden adamı doyuruyor. Bu. E şimdi hoca ne yapacaksın? Hoca diyor sana ki şunu yap, şunu oku. Bakıyor böyle. Ben hemen anlıyorum bozulduğunu. O şimdi bana bir ümitle geliyor ya. Hemen sen, tamam senin işini halledeyim. Gel bir şey yazayım, bir okuyayım seni, bitti git. Ben efsuncu muyum ya? Ben sana ne yapacağım diyorum, sana 41 Yasin oku, işin görülür. Vallahi görülür. 41 Yasin, söker be! Allah'ın izniyle Kur'an ya!
Ama hatta adam beleşçi. Hoca okusun, buna bağışlasın istiyor. Hoca ne yapacak? İhsan Efendi, Allah rahmet etsin. Yasin-i Şerif'i kim tabağa yazarsa, hadis-i şerifte buyuruyor ki, kim tabağa Yasin-i Şerif'i yazar da, kamış kalem var ya, kamış, mürekkeple yazılıyor, porselen tabağı. O da tabii büyük porselen lazım, büyük pilavlıklar olur ya böyle. Yasin yazılır mı küçük porselen? Kim diyor Yasin-i Şerif'i tabağa yazarsa diyor, suyunu içerse, içinden 1000 dert çıkar, 1000 rahmet girer, 1000 nur girer, uf! Adam o, köşe olur yani. Hadis-i şerifte böyle müjde var. Rahmetli İhsan Efendi, o zaman Adapazarı'nda cami yapıyor, millet pek para vermiyor tabii. Bu hadisi okuyunca, hocam bana yaz, hocam bana yaz. Lan dedi, beleşe olur mu be? Ben dedi kendime parasım, İhsan Efendi kadar eteği temiz bir hoca, çok az gelir. Allah rahmet etsin. Gitti büyük zat. Büyük alim. Dünyaya metelik vermeyen adam. Yamalıklı geziyordu. İstese İstanbul'un tapusunu alırdı. İhsan Efendi. Merkez vaziydi İstanbul'un o zamanlar, daha evvelinde. Yamalıklı gezerdi. Hiçbir sözü yok. Paracı bir adam değil, haşa. Ne dedi? 1 milyar verene dedi, bunu yazarım. Camiyi yaptırdı öyle. Adapazarı'ndaki inşaatları inşaatları hep yaptırdı. Adam diyor ki, 1000 dert içimden çıkacak, 1000 ilaç, deva içime girecek, 1000 tane karanlık çekecek, 1000 tane rahmet girecek. Ben daha kendime yapamadım, sana nasıl yapayım ya? Mesela şimdi benden isteyen olsa, kendime yapamadım ki. Bu kadar derdim var. Vakit bulamadık işte. Yapmak lazım. Men lem yesteşfi bil Kur'an, felâ şefâhullah. Şifasını Kur'an'dan aramayana, Allah şifa vermesin diyor Muhammed Mustafa. Sallallahu aleyhi ve sellem. Doktordan evvel nereye gideceksin? Kur'an'a. Şifa nerede? Kur'an'da. Deakum ve devakum. Hastalığını da söyler, reçeteni de yazar. Bütün ilaçlar Kur'an'da. Fatihatül gidâ şifa mi kullide? İllesâ. Ölümün dışında her derdin devası Fatiha-i Şerife. Kaç kere? 313 kere. Bedir ehlinin adedindeki şifreye göre. 313 Fatiha okudun mu var ya, uçurursun adamı böyle. İtikat meselesi. Fatiha'nın gücüne inanacaksın. Fatiha, herkesin bildiği Fatiha. Bahrullah Efendi vardı. Taşova. Nereye bağlı? Amasya'ya bağlı, Taşova. Bahrullah Efendi kimin halifesi? Mustafa İsmet Garibullah Büyükşehir Efendi Hazretleri var ya burada. O büyük zatın halifesi. Bahrullah Efendi Hazretleri. Biz tanımıyoruz, Efendi Hazretleri falan tanımaz yani. Alaaddin Efendi de tanımaz. İsmet Baba'nın halifesi. Büyük evliyaydı. Gidin orada sorun. Amasya Taşova'yı sorun, Bahrullah Efendi nasıl bir zat. Tabii onun menkıbeleri anlatılıyor. İneği hasta olan, kuzusu hasta olan, millet kuyruk. Bazısı şeyi bırakmaz. Anasını bırakmaz. Kimi şu şu illet, kimi bu dert. Bir dakika sürmez. Bir dakika sürmez. Okur onu. Bırak. Bırakır. Efendim. Tükür tükürür. Sökül sökülül. Yürümeyen yürü yürür. Hocalar dediler ki, ulan bu adam ne okuyor acaba? O zamanki hocalar toplaştılar. Hocalar biraz şeycidir, denetimcidir. Evliya mevliyaya biraz kolay İnanmazlar sonra. Zokayı yutunca hocalar böyle bocalar. Sonunda anlarlar. Geldiler. Falan yerde Evliyaullah'tan bir zat var, duydular. Alimler gittiler. Tam da namaza durmuş, imam olmuş. Arkasında biraz cemaat var, bunlar da ona uymuş. Bir de baktılar, Fatiha'da bir yanlış okudu. Bir ufak yanlış yani, namazı bozmaz da. Namaz bitti, birbirlerine döndüler. Adımlarımıza yazık ettik, neyse kalsın. Nasıl evliya olacak dedi, Fatiha'yı 3 elif çekmedi mesela. Bir yeri 3 elif çekmemiş mesela. Şimdi dediler, bu gece burada misafir olmak zorundayız. O zaman eskisi gibi değil, araba altında da dön git geri. Dediler ki, şimdi adamın müritleri falan var, adamı evliya zannetiyorlar. Adam hakikaten evliyaullah'tan. Neyse, biz şimdi bir şey bozuntuya vermeyelim dediler, dayak da yeriz. Bunu adamı evliya diyorlar, biz yanlış okudu Fatiha'yı diye hemen bunların itikadı bozuldu. Ondan sonra dediler ki, neyse, bu gece yatalım edelim, eyvallah edelim, ele tök öpmekle dudak aşınmaz. Sabaha bırak gitsin. Neyse gece yattılar. Hepsi birden hamamcı oldular. Kamyonu devirdiler.
Ya o ne edeceğiz? Gitsek şimdi hepsi birden oldu ya şimdi rezilliğe bak. Bir tanesi olsa diyecek ki sıcak su nerede bulunur acaba? Olabilir yani insanın başına gelir. İnsanın başına gelir. Ya bu bazı velilere olmaz. Yani bazı nadir. Peygamberlere hiç olmaz. Hiç peygamberler ihtilam olmaz, rüyalanmaz. Velilerden de bazıları hiç ihtilam olmaz. Bazılarında olabilir. O olanda da efendim makamı alçak manasına gelmez. Ve şeriat iktizası bunlar olur. Efendim hem de acayip olur. Evliya Allah'tan birisi diyor ki 40 sene diyor rüyalanmadım hiç. Bir kere Mekke'ye girdim diyor. Yatsının cemaatini kaçırdım. O gece ihtilam oldu. Cemaati kaçırma sünneti terkten musallat aldık, görüyor musun? 40 sene olmayan zat. Böyle şeyler olabilir. Şimdi bunlar diyorlar ki yani bunun izahı yok. Üçünüz birden anlaştınız da mı oldunuz? Nasıl oldunuz? Rezil oluruz, karıştırmayalım. Ne olacak? Adam sabah namazında bakacak. Bu heriflere ne olmuş? Sabah namazı mı kılmıyorlar? Su yok, bir şey yok. Dediler biz sessiz sedasız gidelim ırmağa. Irmakta yıkanırız ederiz, hiç bozuntuya vermeden döneriz. Eskiden öyleymiş yani. Irmaklara, şuralara, buralara millet. Ne zorluk. Şimdi sıcak suyla, sıcak su yanında akıyor. Doğal gaz çıktı şimdi. Şohbenden de iyi. Şohbeni yakacaksın makacaksın. Bunda o da yok. Musluğu açtın mı? Sıcak. Adam yine yıkanmıyor. Görüyor musun? Ne yapacaksın bunu şimdi? Adamlar ırmaklarda yıkanıyor. Soğukta donuyor. Ya sabah namazı geçecek nasıl olsun? Ancak ölüm tehlikesi olursa, ölüm tehlikesi olursa müsaade var. Teyemmüm alır. Guslün teyemmümü nasıl? Guslün teyemmümü ile abdestin teyemmümünün farkı var mı? Başınıza gelmemiş tabii. Guslün teyemmümü ile abdestin teyemmümü aynıdır. Anladınız? Sahabe-i kiramdan birisi bunu bilmiyordu, susuz kaldı. Teyemmüm yapacağım diye yattı topraklara. Bütün toprakları her yerine sürme. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Ya böyle olur mu dedi. İki darp bir niyet ya. Teyemmüm nedir? İki darp. İki vuruş bir niyet. Niyet farz. Teyemmümde niyet farz. Abdestte sünnet. Tabi Şafii'de abdestte de farz. Hanefi'ye göre söylüyorum onu. İçinizde bir Şafii olursa o da kafayı karıştırmasın yani. Mezhep ayrımını da gözetmek lazım. Şimdi efendim gittiler ırmağa. Irmakta yıkanmak için tabi elbiselerini bıraktılar ırmağın kenarında. Irmağa girdiler, donuyorlar. Tak 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 yapar biliyor musun dişler? Tak 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 tak. Yıkanırken bir tane aslan geldi. Elbiselerin üstüne oturdu. Eyvah! Yandık dediler. Ne olacağız? Kaldık. Kaldık ırmakta. Aslan inşallah ırmağa girmez. Yapacak hiçbir şey yok. Evliyaullah'tan zatın Fatiha'sını beğenmediler. Başlarına gelene bak. Ya ne yapacağız? İstediğin kadar alim ol bakalım şimdi. Aslanı kaçırabilirsen kaçır. Aslan seni dinler mi? Aslan Allah'ın dostlarını dinler ha. Aslan çok Allah'ın dostları aslana binerdiler. Yıkanırken bir tane aslan geldi. Elbiselerin üstüne oturdu. Eyvah! Yandık dediler. Ne olacağız? Kaldık. Kaldık ırmakta. Aslan inşallah ırmağa girmez. Yapacak hiçbir şey yok. Evliyaullah'tan zatın Fatiha'sını beğenmediler. Başlarına gelene bak. Ya ne yapacağız? İstediğin kadar alim ol bakalım şimdi. Aslanı kaçırabilirsen kaçır. Aslan seni dinler mi? Aslan Allah'ın dostlarını dinler ha. Aslan çok Allah'ın dostları aslana binerdiler. Yılanı da aslana kamçı yapardı. Evliya Allah'tan birisi öyle.
Birisini duydular, çok büyük velidir. Şudur budur. Geldiler kapısına. Karısı açtı kapıyı. Dedi Efendi Hazretleri evde mi? Ne Efendi Hazretleri dedi, salağın biri dedi. Siz de dedi onu dedi amma adam zannettiniz. Nereye git dedi falan herif. Allah Allah. Yanlış kapıya mı geldik? Adresi öğretene tarılıyor gidiyor. Ya doğru kapı dedi. Onun karısı öyle dedi. Öyle çok var evliya Allah'tan. Karısından dayak yiyen, karının belalarına sabreden. Adamın da itikadı şey oldu yani. Dedi ki bu nasıl evliya Allah'tan? Karı ne biçim bağırır? Aleyhinde konuştu falan. Biraz gitti bir de baktı. Mübarek geliyor. Aslana binmiş. Yılanı da. Dedi o evde gördüğüm var ya. Ona sabretmekten dedi bu makama erdik dedi. Bazı adamı karı evliya yapar. Misalleri var. E ne yapacaksın? Sabredersen, çekersen evliya olursun. Boşarsan eşkıya olursun tabii. Boşarsan bir şey yok. Ben bu karıya dayanamıyorum tamam ama evliya olamazsın. Sabredersen evliya olursun. Bak Allah'ın dostları. Ne alamet. Hazreti Sefine, Resulullah'ın azatlısı sallallahu aleyhi ve sellem. Yolunu kaybetti. Aslanla karşılaştı. Aslana ne dedi biliyor musun? Ene sefinetü mevla Resulillah sallallahu aleyhi ve sellem. Ben Resulullah'ın hizmetçisi, azatlı kölesi, sefineyim. Yolumu kaybettim dedi. Aslan geldi, kedi gibi sürünüyor. Bindi. Aslan böyle böyle kuyruğuyla. Bindi, aslan onu getirdi kafileye. Koydu. Nasıl dinliyor? Allah'ın dostlarına aslan bir şey sökmez. Allah'tan korkandan her şey korkar. Men khafe Allah khafe minhu kullu şey. Her şey korkar. Men lem yakhaf illa Allah'tan korkmayan khafe min kullu şey. Her şeyden o korkar. Sinek vız etse beni mi sokacak? Allah'tan korkmuyor ya. Her şeyden korkar. Allah'tan korkan korkmaz. Evliya Allah'tan birisi. Aç aslanların önüne attılar. Mısır hükümdarı. Büyük bir zat. İsimleri kalmıyor kafamda. Rabıta kitabında yazmışım. Aslanlar aç ha. Bazı aslan bir şey yapmaz. Neden biliyor musun? Tok olduğunda. Yeni yemişse niye parçalasın seni? Kaç tane aslan aç attılar mübarek. Bakıyorlar uzaktan. Bütün aslanlar geldi. Kedi gibi. Sürünüyorlar. Ziyaret ediyorlar, gidiyorlar. Ziyaret ediyorlar, gidiyorlar. Çıkarın bunu dedi. Bu nasıl bir şey ya? Çıkarttılar. Millet soruyor. Efendi Hazretleri, aslanlar size yanaştığında ne hissettiniz? Yahu dedi, bunların salyası diyecek bana ya. Abdeste namaza zararı var mı yok mu? Fıkıh meselesini dedi düşünüyordum. Allah Allah, Allah Allah. Adamın düşündüğüne bak, aslanlar gelmiş yanına açarsan diyor ki bunların salyalarının fıkıhtaki hükmü hakkındaki ulemanın ihtilafı hakkında kafa yoruyordum. Adam diyor, yani necaset midir değil midir yoksa aslan yanaşmış yanaşmamış zaten hiçbir alakası yok adamın aslanla. Bunlar böyle dostlar. İbn-i Ömer radıyallahu anhüma yolda dediler canavar yolu tıkatmış. İşte aslan, ejderha neyse indi. Kerpçen ödü kopuyor, kimse yanaşamıyor. İbn Ömer geldi, kulağını çekti şöyle. Gitti! İbn Ömer geldi radıyallahu anhüma dedi ki, ben Resulullah'tan işittim sallallahu aleyhi ve sellem. Eğer insanlar hakkıyla Allah'tan korksaydılar, her şey onlardan korkardı. Ve lakin onlar Allah Teala'dan korkmuyorlar, yaratıklarından korkuyorlar. Onun için her şeyden korkuyorlar. Şimdi anlatıyoruz. Kaldılar ırmakta. Beklerken Şeyh Efendi çıktı geldi. Keramet sahibi mübarek o beğenmedikleri yukarıdan aşağı geliyor. Bunlar diyorlar eyvah. Kaç defa rezil olduk. Şeyh Efendi geldi aslanın kulağını tuttu bir tokat. Ben sana demedim mi bizim misafirlerimize eziyet vermeyeceksin? De olsun. Aslan pıs 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 gidiyor. Bu hocalar rezil oldu. Çıktılar elbiselerini giyiyorlar. Buyurdu ki, siz zahirinizi düzelttiniz, talim, tecvid, kıraat, ilim. Ama bak her şeyden korkuyorsunuz. Biz de batınımızı, kalbimizi ıslaha çalıştık. Her şey bizden korkuyor.
Onun için hata arama. Evliya Allah'tan bazı zatlar vardır. Hata arama. Ümmi de olabilir, cahil de olabilir. Tabii mettehez Allah'ın veliyin cahil. Allah'ın cahilden velisi yok. Olmaz mı cahil? Allemnâzim mettehezne. Önce ledün ilmi veririz, sonra veli ederiz diyor. Önce ledün ilmi verir. Mektep medresi okumasa da ne ilmi veriliyor ona? Ledün ilmi verir. Efendi babamız Hacı Ali Adler Efendi Hazretleri, Kudüs'ün ruhunun şeyhi kim idi? Ali Rıza Bezzaz. Bezzaz ne demek? Manifaturacı. Rüşdiye mezunuydu tabi. O zamanki Rüşdiye de şimdiki müftülerden alimdir. Ama efendi babamız neydi? Dört mezhep müftüsü, dört mezhebin fıkhının tümü kaybolsa hepsini yazarım evladım dedi. Ali Haydar Efendi'nin ilmi dirayeti, Üstadımız Hacı Mahmud Efendi Hazretleri Şeyhi'nin kelamı, dört mezhebin fıkhı buraların dolusu kitap almaz. Süleymaniye'nin kubbesine dayansa yetmez. Dört mezhebin fıkhı kaybolsa yazarım evladım dedi. Dört mezhep müftüsüydü Ali Haydar Efendi Hazretleri. Kaddesallahu sirruhu. Kime mürit oldu? Ali Rıza Bezzaz, o manifaturacı zaten. Derdi, öyle manalar verirdi ki derdi, hiçbir kitapta yeri yok. Ve inneke letülekkel Kur'an min ledün hakimin alim. Hikmet sahibi ve ilim sahibi Allah'ın ledün ilminden sana Kur'an öğretiliyor. Ayeti okunurdu Ali Rıza Efendi Hazretlerine manada. Ledün ilmi verilmiş. Onun için bir şey sorardı, dört mezhep müftüsü bile cevap veremezdi. Ve ahsin kemâ ahsenallâhu aleyk. Allah sana iyilik ettiği gibi sen de iyilik et. Nedir bunun manası dedi. Yanında bir alim daha var, baş müfessir. Müfessir, mana ver. Zahiri mana, Allah sana iyilik etti, sen de fakir fukaraya iyilik et. Efendi babaya sordu. Tefsirlerdeki manaları verdi. Fakat onun istediği mana değil. Evladım dedi, bunun manası şudur ki, Allah sana iyilik etti, kendi varlığından sana varlık verdi. Yoksa sende varlıktan bir eser yoktu. Şimdi sen de iyilik et, ne yap? Varlığını Allah yolunda feda et, benlikten geç. Sen çık aradan, kalsın yaradan. Anladın? Sen aradan çık, varlığını yok et, fena fillah dediğimiz. Sen çık aradan, kalsın yaradan. Allah sana iyilik etti, varlığından varlık verdi. Sen de ki ya Rabbi bu varlık benden değildir, senden emanettir. Ben bu varlığı yok görüyorum de, sen de iyilik et. Anladın mı şimdi? Halil Rıza Bezzaz'ın verdiği manaya bak. Nerede bulacaksın bunu? Şimdi onu anlatıyoruz. Bahrullah Efendi Hazretleri. Bütün dünya gelirdi ona. Hocalar da imtihana geldiler. Efendim? İmtihanları çok. Baktılar bu ne okuyor ya? Ne okuyor biliyor musun? Yüzlerce kişi kuyruk olmuş. Bir dakika tutmuyor. Yürümeyen yürüyor, hayvanı efendim aksi olan uslanıyor. Mevzu bitti dedi ki, dediler ki, Efendi Hazretleri ne var? Acaba ne okuyorsunuz dedi. Hepsine Fatiha okuyorum dedi. Demek ki ağız meselesi. Aynı Fatiha, ağız meselesi. Demin dedim size ki, 313 Fatiha adamı uçurur dedim size. 313 ayetel kürsi var ya, 313 olacak. 12 olsa olmaz, 14 olsa olmaz. Anahtarın dişleri gibi şifrelidir. Anladın? Bir fazla bir eksik açar mı? Açmaz. 313 ayetel kürsi. Ne muradın var? Hocam ben ÖSS'yi kazanacağım da. Allah seni ıslah etsin. Ne ucuzcu adamsın. Allah sana makbul bir dua verse ÖSS için kullanırsın. Allah Teala ne dua edeceğimizi bize öğretsin. ÖSS için okunur ama başı açık kızlar, kadınlar dolmuşlar türbelere. Diyor türbeye akın var, ÖSS akını. Eyüp Sultan dolmuş. Soruyorlar nedir zorunda geldin diye, ÖSS imtihanında işte kazanayım diye. Ya Rabbi ya Resulallah. Kızlar baş açık, erkeklerin arasında dolanacak, erkeklerden okuyacak, imtihan verecek. Caiz midir bu? He? Fetvayı verdiniz, ben bir şey demedim. Çünkü mecburi eğitime bir şey demiyoruz. Mecburi eğitim kanunen mecburidir, tamam. Buna mazeret diyebiliriz. Ama mecburin dışında şimdi kız
efendim erkeklerle bir arada. Nasıl olacak? Kim fetva verebilir buna? Bulursun, fetva veren hoca çok bulursun. Ya ama bizde böyle bir fetva bulamazsın. Nasıl fetva vereceğiz? Yüzüne bakmak avret, sesi avret. Efendim bununla konuşacak, görüşecek. Cık. Dolmuşlar. Efendim. Şimdi ne dedim? 313 Ayetel Kürsi. Ne muratla olsa okursun ama ben diyorum ki size ucuzcu olmayın. Yani bir araba için falan biraz ucuz olur yani. Ha ne var? Allah'ın rızası için. Cennetine, cemaline kavuşmak için. Allah'a kavuşmak için. Bunun yanında tabii öbür işleriniz de olur ama bir evvela imanla ölmek meselesi. Bir Allah'ın cennetine girip cemalini görmek. Bir büyük işlere yapın da şöyle. Tamam. Ondan sonra 313 Ayetel Kürsi. 313 Fatiha. Mübarek gecelerde. Cuma gecesi gibi. Veyahut efendim mübarek kandil gecelerini yapsanız çok iyi olur. Ben sonra anlatıyorum. Peygamberlerden birine vahyedildi ki senin ümmetinden falan adama git, ona de ki Allah onun bir ameline karşılık 3 tane makbul dua verdi ona, ne isterse anında verecek. O peygamber de gitti, dedi ki Rabbimden bana vahiy geldi. Tabii kullara vahiy gelmiyor ama peygambere vahiy geldi. Senin hakkında hüküm bu. 3 tane dua verilmiş sana, anında görüntü. Adam dedi Allah ya Rabbi şimdi ne isteyeyim acaba? İşte karıya sır verilirse böyle olur. Karıya da bir, karı da bir duydu ya. Efendi ne var? Bu kadar senelik hak var, hukuk var. Ne olacak? Üçünü de kendine mi kullanmayı düşünüyorsun? Ya dedi sen de hakkın var. Birini sana kullanalım bari. İyi. Ne istiyorsun dedi sen? O, halbuki o da cenneti cemalullah'a istese kurtaracak. Dedi ki dünyanın en güzel kadını olayım dedi ya. Bu dedi sana da yarar. Yani bir duayla ne olacak? Güzellik kraliçesi olacak. Olur mu? Olmaz olur mu? Züleyha valide koca karıyken Yusuf Aleyhisselam duasında ne oldu? Yepgenç oldu, güzel oldu. Adama diyor ki bu sana da yarar diyor hani. Adam dedi doğru dedi yani. Doğru da falan ne diyeceksin yani? Karı güzel olsa iyi bir şeydir. Efendim. Duayı kullandı karıya. Karı bir güzel oldu, bir güzel oldu. Gözle görül bakılamıyor. Bir zaman geçti, bir zaman geçti. Başladı karı. Ben krallara layıkım. Kim görse her şeyini verir. Hakikaten öyle oldu yani ha. Adamı bir kızdırıyor, bir kızdırıyor. Çatlatacak adamı ya. Adamın bir siniri bozuyor. Ya Rabbi bunu en çirkin surete tebdil eyle. Maymuna döndü. Yüzüne bakılamıyor. Gitti ikinci dua. Adam diyor atsan atılmaz, satsan atılmaz, çoluk var, çocuk var, nikahlı karımız suratı maymuna döndü. Ya Rabbel Alemin çevir bunu eski haline. Üç dua gitti bir karıya. Adam açtı ağzını havaya, elini havaya. E yani dua yaparken de ucuzcu olmayın. Ama bu dualarla aşamayacağınız bir engel yok. Daha ne şifreler var bizde. Kendimize yaramıyor başka. Size ilaç veriyorum. Belki ben yapamazsam size yarar. Ben de çok yaptım bunları amel ettim. Yine inşallah ederiz. Sıkıntılarımız için ha. Ümmet meselesi. İşte evvela ümmet meselesi. Bu kadar kan akıyor değil mi? Ya Irak'ta o kadar kan akıyor. Filistin'de akıyor. Türkiye'de akıyor bak. Geçen gün 4 tane erimiz şehit oldu değil mi? Ne yuvalara ateş düştü değil mi? Askerlerimiz şehit oluyor. Korucular şehit oluyor. Her gün kan başladı Türkiye'de. Allah durdursun bu kanı. Allah iç savaştan dış savaştan muhafaza etsin. Askerimizi, polisimizi korusun, muhafaza etsin. Yani bunlar vatan evladı, hepimizin çoluğu, çocuğu, yakını ya, bütün aileleri perişan oluyor ya. Gencecik bir efendim bir çocuğu var, bir yıllık evli. İnsan çok üzülüyor ya. Sen şimdi ümmetin meseleleri varken ya Rabbi benim karımı güzel eyle falan, bu biraz şey olur yani. Biraz şey kaçar yani. Kanı alıyor dünya yani. Evvela İslam için, Müslümanlar için, dinimiz için, vatanımızın selameti için. Çünkü çok tehlikedeyiz. Evvela bunları yapacağız. Bu dualarla belalar savuşacak inşallah. Yeter ki şifreyi muhafaza edin. Ondan sonra hoca ben ne var? Ben yaptım bir iş için olmadı. İşte olmadı dediğin için olmadı. Hadis-i şerifte ne diyor? Yüstecavülü hadikum malem yacel. Acele etmedikçe duanız mutlaka
Kabul edilir. Acelesi ne? Yekul da'udu fele müstecebli. Dua ettim de kabul olmadı dersen reddolursun. Kabul olmadı demeyeceğim. Hocam beni kaç sene demeyeceğim? Musa aleyhisselam beddua etti Firavun'a, 40 sene sonra kabul oldu. Allah'ın peygamberinden üstün müsün? Ama bazı dua, ne diyorum sana, anında çıkar. Nasıl ki o peygambere vahyedildi ki bu kişiye verilen dua, 3 dua anında. Bak, o anında kabul ayrı bir şey. Bazısının vakti zamanı var, bazısı da ahirete kalır. Hocam ben de ahirete kalan iş çok geç kalır. Vallahi geç kalmaz. Adam ahirete çıkar, amel defterine bakar, öyle sevaplar bulur. Ya Rabbi ne var? Bu benim defter, o şaşırtmasın acaba. Bu benim amellerime benzemiyor. Mevla buyuruyor ki onlar sana yazıldı. E ben bunları yapmadım. Sen çok dualar ettin. Kabulünü dünyada göstermedim, sevap olarak buraya aktardım. Ya Rabbi, keşke dünyada hiçbir duamı kabul etmeseydin de hepsini burada verseydin. Onun için sen dua yap, Allah Teala reddetmez inşallah. Onun için ne dedik? Üzerinize okuyoruz. Şimdi nereye geldik? İpi kopardınız tabii. Mevzular birbirine girdi. Mevzu nerede? Dedi ki ya Resulallah, müşrikler çocuğumu esir etti. Oturun, kıpırdaşmayın, oturun. Ne kıpırdaşıyorsunuz? Maçta olsanız böyle. Gözünüz çok açılır. Efendim? Bu ne yapalım? İnsanda bir sıkılma olur. Allah, abdesti daralır, terler. Allah Teala, buraya geldiniz, bu ilim meclisini tercih ettiniz. Allah da sizi başka kullarına tercih etti. Burada sizin mi Allah'a iyiliğiniz var, Allah'ın mı size iyiliği var? Yani siz diyebilir misiniz ki, kimse vaaz nasihat dinlemiyor, bu yaz gününde ben geldim, hoca benim de kıymetimi bil. Böyle derseniz adama derler ki, bu kadar millet cehenneme giderken seni cennete davet ettik, sen benim kıymetimi bil. يَمُنُّونَ عَلَيْكَ نَسْلَبُوا. Adamlar Müslüman olmuş, Resulullah'a ne diyorlar? Ya Resulullah diyorlar, bu kadar millet seni inkar ediyor, seninle harp ediyor, böyle zamanda biz Müslüman olduk, sen de kıymetimizi bil ha. Peygamber'e dediler ya, bu bedeviler var ya buna. لَا تَمُنُّوا عَلَيَّ اِسْلَامَكُمْ. Müslüman olduğunuzda, sohbete geldiniz diye benim başıma kalkmayın. وَلِلَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ اَنْ هَدَاكُمْ لِلْا۪يمَانِ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ. Eğer inandık lafında doğruysanız, soru işareti. O zaman, hakikaten Müslümansanız zaten Allah sizin nimetini size beyan eder ki, ben bu kadar insanı değil de sizi seçtim. Onun için Evliya Allah'tan birisi, gece kalktı teheccüde, soğukta dondu. Kılıyor. Gözünden yaş geldi. Gayri de soğuktan yaş gelir mi? Gelir, benim gelmiş. Soğuktan yaş geldi. Mevla'dan nida geldi. Bu kadar insanı uyuttuk, mahrum bıraktık. Seni kaldırdık huzurumuza, münacata seçtik. Onun için mi ağlıyorsun? Bir mahcup oldu ama elinde değil. Beyazıt Mestami bir gece ne yaptı? Soğuktan bir elini biraz içinde tuttu, cübbenin içinde. Bir eli dışarıda dua yaparken bir daldırdı zuhurat. Bir eli karanlık, bir eli nur. Ya Rabbi neden böyle oldu? Bize uzattığın eli nur doldurduk. Soğuktan içeri soktuğun eli mahrum bıraktık. Sıcak var. Önümüzde Temmuz var. Ondan sonra da Ağustos var. Kafanıza gezmek vurur. Gidersiniz çay içmeye deniz kenarına. İn şurada Eminönü'nde bir çay içelim. Ne onun adı? Sarayburnu'nda bir çay içeyen bu. Yandık burada ya. Ya. Yanmazsın ahirette inşallah. Onun için birbirinin kıymetini bilelim. Bu cemaatin, bu sohbetin kıymetini bilelim. Bunu daha anlamak isterseniz kabirdekilere bir soralım. Bir saatlik dünyaya çıkış izni onlara verilse nereyi tercih ederlerdi acaba? Vallahi evine gitmez, vallahi dükkanına gitmez, vallahi anasını çocuğunu görmez. İlim meclisine gelir. Çünkü cennet bahçesi neresidir? İlim meclisi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem geldi. Sahabe-i kiramdan iki cemaat gördü. Bir cemaat Kur'an okuyor, zikir yapıyor, dua yapıyor. Bir cemaat da oturmuş bizim gibi ayet hadisten ders yapıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki hepsi de hayır üzeredirler ama ben öğretici muallim olarak gönderildim. İlmi tercih ederim dedi. Geldi o ders yapan, aralarında ayet hadis konuşan sahabeyi tercih etti, onlarla oturdu. Bak orada Kur'an okuyan, zikir yapanlar vardı.
Onların yanına gitmedi. Halbuki onlar da hayır üzeredir. Ama iki cemaat karşılaşırsa hangisi üstün? İlim meclisi. Şu anda zikir meclisinden daha üstün. Bu zikir, bu da zikir meclisi. Ama bunda sana şuur veriliyor, itikat veriliyor. Sakatlar gösteriliyor, tehlikeler gösteriliyor. Burada sana bilinç veriliyor. Bilinçsiz zikir ne olur? Kur'an okusan ne olur? Hatim yapsan ne olur? İtikadın bozuksa. Tamam? Onun için illa ne program olursa olsun hangisini tercih edeceksiniz? İlim meclisini tercih edeceksiniz. Kafanızı şaşırtmasınlar. Kainatın efendisi ne dedi? Hepsi hayırdadır ama dedi. Ben ilim meclisini tercih ederim. Gitti oraya oturdu. Sallallahu aleyhi ve sellem. Hadis-i şerif sahihte geçiyor. Müslüman şuurlu olacak. Müslüman nereyi tercih edeceğini bilecek. İşte onun için sinsiri kabirde olsanız, bir saat bulsanız ona göre düşünün ki ben mezardan izinli çıktım. وَعُدْنَ نَفْسَكَ مِنْ الْقُبُورِ Kendini kabir ehlinden say diyor hadis-i şerifte. Şu anda biz mezardaydık. Dünya ile ilişkimiz kesilmiş. Bize ne verdiler? Bize biraz izin verdiler. Biz de nereyi tercih ettik? Burayı. Buradan dağıldık mı nereye döneceğiz? Mezara. Bu şekilde kendini mezar ehlinden say. İşte o zaman maç vardı, haç vardı, program vardı, şu vardı, bu vardı, toplantı vardı ya bakmazsın. İlim meclisine gelirsin, cennete girersin. Resulullah buyuruyor. İlim meclisleri cennet var. İzâ merartum bi riyâdil cennet fertehû. Hepsinin Arapçasını okuyamıyorum, vakit yanaştı yani. Yoksa Arapçaların hepsini okurum. Okuyorum size işte. Cennet bahçesine uğradınız mı? Otlayın, istifade edin. Burada şimdi ruhlarımızı yediriyoruz. Kâli ve mâ riyâdil cennet. Cennet bahçesi dünyada ne arar? Soranlara. Kâle mecâlisül ilmi ve hilekûz zikir. Zikir halkaları, ilim meclisleri. Nerede ilim var? Allah ilmi, din ilmi, Kur'an ilmi, ahiret ilmi, sünnet ilmi, ümmet ilmi. Bu ilme koşun. Elhamdülillah. Siz de koşuyorsunuz. Allah Teala sizi gözden nazardan muhafaza etsin. Bu zamanda böyle cemaat az bulunur. Ama sizi de sollayanlar var. Adana'daydım. Cumartesi gecesi günü Adana'dayım. 3000-4000 kadın. Akşam o Adana Allah. Otobüs. 3000-4000 kişi. Adana'nın sıcağında. Sizi de solladılar. Ben Maraş'a geçtim. Hakeza kadın erkek sohbetler. Oradan Antep'e geçtik. Elhamdülillah. Geziyoruz. Kardeşleri görüyoruz. Müslümanlarla görüşüyoruz. Bunlar da memnun oluyorlar Allah razı olsun. 300 şekerle, 400 şekerle dolanıyorum. Dolanıyoruz. E adam bağırıyor. Niye bağırıyor? Horozu koydular. Saçın üstüne horoz. Bu diyor, bu horoza ne oluyor? Oradaki diyor, horon ediyor. Ulan horoz keyfinden horon eder mi? Saçın altında ateş yakmışlar, o gözükmüyor. Horozun ayağı, kızgın saça değer değmez hayvan zıplıyor. Horozu oynatıyor, milleti güldürüyor. Diyor ki horon ediyor. Ulan horoz ona ne der mi? Hoca bağırıyor, hoca dolanıyor. Hocaya ne olmuş? Evine su mu çıkmış? Hoca da yatar. Yanıyor, yanıyor dünya, yanıyor. Ateş, haram, cehennem. Bir kişiyi kurtarırsak Allah bizi kurtarır inşallah. Biriniz Allah razı olsun. O Adana'dan cemaattan çıkarken birisi bir Allah razı olsun dedi böyle var ya, içimin içine girdi böyle. Dedim ne lazım bana Allah razı olsundan büyük bir şey mi var? Ne kadar amelimiz noksan olsa da bir Allah razı olsun da kurtuluruz inşallah. Babamın anlattığı kıssalardandır. Herhalde Abdullah Efendi Hazretlerinden rivayet edilir. Hafızın biri varmış. 11 ay içermiş ya. Allah. Olur günah işte. Ramazan geldi mi? Bırakırmış içkiyi. Tevbe edermiş. Mukabele okurmuş camide. Hafızlığı unutmuyor. Allah rızası için okurmuş. Para için değil. Millet de dermiş. Ulan 11 ay içki içenin mukabelesi dinlenmez diye. Kimse de dinlemezmiş. Ama Evliya Allah'tan biri gelmiş şadırvanda abdest alırken içeriden Kur'an sesi gelmiş. Cami boş. Ama o her Ramazan okuyormuş mukabelesini. Hay Allah razı olsun demiş ya. Ne güzel kıraat okuyor, tilavet. Bu vefat etti hafız. Kimse cenazesine gelmedi. Dediler bozuk adam ya. 11 ay içki. Bir de o gece hepsinin rüyasına girdi. Baktılar ki cennette. Lan sen orada ne arıyorsun? Dedi ben de şaşırdım dedi. Ben de pek beklemiyordum dedi ama işte buradayız dedi. Hasbelkader. E ne olacak?
Sebebinden haberin var mı? Var dedi. Evliyaullah'tan biri gelmiş, Şadırvan'dan bir Allah razı olsun demiş dedi. Biz ona bağışladılar. Onun için sizden biriniz bir Allah razı olsun der, ben de kabul olurum inşallah. Ne var, bir şey istemiyoruz sizden. Size diyoruz kitap alın, kaset alın. Bunlar sizin sohbetin parası değil. Biz sohbeti parayla yapmıyoruz. 30 seneyi doldurdum kürsüde. Yaşım 41. 11 yaşında başladı. 30 seneyi doldurdum kürsüde. Hiçbir vaazdan para almadım. Hiçbir cenaze kıldırmaktan, cenaze vaazı, hiçbir vaazdan para almadım. Ama size diyoruz, teşvik ediyoruz. Çıkarken bir şey alırsanız bunlar sizin faydanızadır, ilim için. Okuyun, okutun. Bu başka bir şey. Ama parayla olsa ne yapardık? Parayla olsa derdik ki, bilet var kapıda, bilet vermeyen giremez derdik. O zaman ne derdiniz siz de? Hoca paralı konuşuyor. Biletle de konuşan hocalar var mı? Var. Onlarınki haram mı? Değil. Biletli de konuşsa, parayla da konuşsa bir hoca, helal mıdır? Helaldir yani, adamın konuşmasına haram diyebilir misin canım? Haram bir isteyen bilet alır, girer, dinler. Yani böyle yapılan organizeler de var. Ben onlara da haramdır demiyorum yani. Haram diyemem ki çünkü. Şeydi, cenaze ortada kalmadı ki. Farz-ı kifayi olup da hoca mecbursun kıldırma, cenaze ortada kaldı diyemezsin ki. İsteyen dinlesin diyor adam. Biz size içeri girerken bir şey dayatıyor muyuz? Evet. Fakir var, fukara var. İsteyen çıkarken bir şey alır diyoruz. Bunlar ayrı şeyler. Biz Allah rızası için size vaaz ediyoruz. Sizden de bir isteğimiz nedir? Allah razı olsun hoca efendiden. Derseniz başka bir şey lazım değil. Bunu istiyoruz. Onun için sizi gözden nazardan Allah'a sığındırıyoruz. Her hafta üzerinize okuyoruz ki bu zamanda da böyle cemaat bulmak kolay değil. Allah nazara, Adana'yı da nazardan muhafaza etsin. Maraş, bütün Türkiye, bütün dünyadaki, İslam alemindeki, bütün Allah yoluna gelen cemaatları nazardan muhafaza edilsin. İnnel ayni hak, göz nazar hak. Ve innel ayni leyudhülül cemelel kıdra ve racülel kabra. Nazar ne yapar? Ölüyü, efendim, adamın mezara, deveyi kazana sokar diyor. Bu hadis midir? Hadistir. Hadisi şeriftir. Ayaktaki deveyi kazana sokar. Sağlam adamı da mezara sokar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir mezarlıktan geçiyordu. Buyurdu ki, burada yatanların ekserisi nazardan öldü. Ecelden öldü. Ecele sebep ne oldu? Nazar. Sapa sağlam adam. Bir de baktın hasta olur. Göz nazardan. Onun için maşallah la kuvvete illa billah. Onun için her sohbetin başında sizin üzerinize Allah'a sığındırma yapıyoruz ki Allah sizi korusun inşallah. Efendim bizim de nazarımız değmesin, sizin de birbirimize nazarımız değmesin. Efendim kardeşlerim, bugün biraz göze gittim. Geçen lazer olmuştum. Gözümde kanama başladı şekerden. Elhamdülillah iyi haber aldım. Dualarınıza devam edin. Allah gözümü bana bağışlasın ki kitaba bakmadan, ben kafadan konuşamam. Kitaba bakmadan, kitap kaynak vereceğiz. Onun için efendim göz bebeklerimi büyüttüler. Büyüdüğü için hala düzele girmedi. O damlayla büyütüyorlar ya, kitabı göremiyorsun. Çok zor yahu. Biraz şey oldu ama bugün onun için esas dersin konusuna girmedim. Ama tatlı konular oldu değil mi? Güzel konular konuşuldu. Bizde boş yok. Hafızadan, kalandan, kenardan konuşuruz yani. Ama tabi dersimizi de haftaya salı inşallah, Allah bir mani vermezse, kıyamet alametlerine çok önemli konu var. Haramların helal edilme konusu. Allah muhafaza, haftaya herkes dinlemesi gereken haramlarla ilgili kıyamet alametleri bahsi dersi var. Şimdi oturun. Allah hepinizden razı olsun. Size bir kitap tavsiye edeceğim. Ama ben size bu kadar kitap tavsiye ettim. Bunun kadar ben beğendiğim pek rastlamadı yani. Bu kitabı kim yazmış? Abdülfettah Ebu Gutte Hazretleri. Yakında vefat etti. Efendi Hazretlerimizi ziyarete gelirdi. Efendi Hazretlerimizi çok severdi. Büyük Evliyaullah'tandır. Arap alim. Bir kardeşimiz tercüme yapmış. Çok güzel çeviri yapmış. Ben bugün kontrol ettim. Size bir şey tavsiye etmeden evvel ben onu ne yapıyorum? Kontrol diyorum. Çünkü kendi kitabım değil. Kendi kitabım olmayınca kontrolden geçmesi lazım ki bakalım bir hata olmasın, size karşı mahcup olmayalım diye. Abdülfettah Ebu Gutte Hazretleri bu kitabı kaç senede hazırlamış biliyor musunuz? 30 sene. Şu kadar kitap 30 sene olur mu hoca efendi? Abdülfettah Ebu Gutte'nin yüzlerce eseri var. Allah rahmet eylesin. Ravza-i Mutahara'nın yanında yatıyor.
bu kitapta öyle bir iş var ki ben böyle bir sanat görmedim. Nereden çıkartmış bunu? Kütüb-ü Sitte kaynaklardan çıkartmış. Ama esas mesele ne biliyor musun? Derleme meselesi. Derlemenin konusu ne biliyor musunuz? Bir eğitimci olarak Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Ve öğretim metodu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurdu? İnnemâ bu'istü muallima. Ben öğretici ve eğitici olarak gönderildim. Eğiticilerin, öğreticilerin reisi kimdir? Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Vallahi yemin ediyorum başım da ağrımıyor. Dünya Muhammed Mustafa gibi bir öğretici ve eğitici vallahi billahi görmedi ve görmeyecek. Sallallahu aleyhi ve sellem. Nasıl öğretiyordu, nasıl öğretiyordu, nasıl öğretiyordu? Yani şimdi siz burada bunu okumanız lazım. Peygamber Efendimiz insanlara nasıl öğretiyordu? Çoluk çocuğuna nasıl öğretiyordu? Sahabeye nasıl öğretiyordu? O kadar hadis var, o kadar tatlı. Yani ben böyle şey... Efendim, adam soru soruyor. Ona sorusunu tekrarlattırıyor. Veyahut adam soru soruyor, kıyamet ne zaman kopacak? Ona soruyu döndürüyor. Sen ne hazırladın diyor. Ne adettele. Siz öyle bir kafanız çalışacak ki, bugüne kadar diyeceksiniz ben hiçbir şey bilmiyormuşum. Çünkü Resulullah Efendimiz'in metotlarında nasıl bir öğreti varsa o başarılı olur. Sünnete uymayan metotlar başarılı olmaz. Bak burada göreceksiniz, aklınız duracak. Ha bunları biliyorsun. Ya kardeşim bilmek değil, derlemek meselesi. Mübarek bablara koymuş o hadisleri ki acayip bir mana çıkmış. Ben de şaşırdım yani. Mesela diyor ki insanları teşvik etmek için gizemli bırakırdı. Mesela diyor ki ya Muaz, ey Muaz diyor radıyallahu anh. Hazreti Muaz duruyor duruyor duruyor, bir şey diyecek demiyor. Gidiyor gidiyor gidiyor. Ya Muaz diyor. İki. Bekliyor, 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 bir şey diyecek. Biraz daha gidiyor. Ya Muaz diyor. Radıyallahu anh. Üç kere diyor, Allah Allah ne var acaba, ne var acaba. Ondan sonra dediğini unutur mu? Hel tedri ma hakkullahi alel ibad, ma hakkul ibadi alellah. Biliyor musun Allah'ın kullar üzerindeki hakkı nedir? Kulların Allah üzerindeki hakkı nedir? Allah ve Resulü bilir. Allah'ın kullardan hakkı diyor, ancak ona ibadet edecekler, hiçbir şeyi ona ortak etmeyecekler. Peki diyor, kulların Allah'tan alacağını biliyor musun diyor? Bilmiyorum, Allah Resulü bilir. Allah'a ibadet edip ortak koşmazlarsa o da onlara azap etmemesi kulların alacağıdır diyor. Bu öyle bir şey ki bilmiyorum anladınız mı nereye gittiğini işin? Muazzam bir müjde. Hazreti Muaz diyor ki ya Resulallah bunu haber versem mi acaba diyor. Verme verme diyor, bunu sana söylemiş olayım. Güvenirler de ameli bırakırlar diyor. Hazreti Muaz tabi ölmeden evvel ne diyor? İlim bana emanettir. Bunu gizlemem emredildi ama bu hadis de benden ahirete gitmesin diye öğretiyor. Neler? Mesela şimdi diyor ki şaşırdım yani ben bunda bugün bir baktım. Hepinizi sürükleyici inşallah bir de bakarsınız bir günde bitirirsiniz. Ben bazı bir günde hemen bitiriyorum. Diyor ki şu kapıdan girecek ilk kişi cennet ehlindendir diyor. Demiyor adı şudur. Gizem veriyor yani. Bütün insanlar bakıyoruz diyor. Bir de bir zat geldi diyor. Sa'd ibn Ebi Vakkas. Sol elinde takunyalar almış. Ayakkabınızı sağ elle taşımayın. Sünnet. Ayakkabı neyle taşınacak? Son. Sol eline takunyalarını almış diyor. Sakalından abdest. Kurumamış, damlaları var. Girdi diyor. Ertesi gün yine şu kapıdan ilk giren cennet ehlindendir diyor. Baktım diyor. Yine aynı zat. Aynı şekilde. Sol elinde ayakkabısı. Sakalı ıslak. Üç gün diyor, aynı buyurdu, aynı zat girdi diyor. Amr ibn As, Abdullah ibn Amr. Abdullah ibn Amr Hazretleri çok uyanıktı. Diyor ki ben diyor bu zatın neden cennet ehli olduğunu anlamam lazım dedi, kararı verdim dedi ben. Nasıl kontrol edeceğim ben bu adamın dedi, adam camide namaz kılıyor gidiyor evine, ben bunu evde görmem lazım dedi şimdi. Ne yapayım dedi. Amca dedi, babamla kavga ettim, yalan söylüyor, uydurdu. İşte burada hile-i şeriyeye de biraz müsaade çıkıyor. İlim öğrenmek için caiz. Dedi ki amca dedi babamla kavga ettim, yemin ettim dedi eve gitmeyeceğime dedi. Biraz sende kalabilir miyim? Üç gün yeminim var dedi. Kal evladım dedi. Üç gece bundan yattım diyor. Aynı odada. O zaman böyle bizim gibi misafir odası ikinci katta değil tabii. Daracık ev. Üç gecedir bekliyorum diyor. Bakalım ne yapacak. Siz ne zannediyorsunuz şimdi? Sabaha kadar uyumadı zannediyorsunuz. Değil mi? He?
sabaha kadar uyanmadı diyor. Üç gece teheccüd kılmadı diyor. Hadi bakalım şimdi. Aşere-i mübeşşerede. Yahu diyor, yalnız diyor dikkatimi çeken, yatakta sağına soluna dönerken mutlaka zikirle dönüyor diyor. Ya la ilahe illallah, ya subhanallah, elhamdülillah, Allahu ekber, la havle ve la kuvvete illa billah. Gece dönüşlerinde diyor, uykudan insan dönerken uyanıyor. Siz uyanıyor musunuz? Yok hoca, biz yastığa yarım metre kala uyuyoruz, yataktan düşünce uyanıyoruz diyorsunuz ama benim gibi ağrınız olursa, iki omuzumda öyle ağrı var ki, Behçet hastalığı vurmuş, her sağıma dönerken uyandırıyorlar beni, her soluma dönerken uyandırıyorlar beni. Sizin gibi bir kere uyuyamıyorum. Her gece. Omuzlarım tamamen, mafsallarım burada kalıyor. Şimdi tabii uyandırsınlar. Uyandırmanın öyle, demek ki tam uyuyacaktım. Uyandırıyorlar işte. Diyor, bir de diyor dikkatimi çeken sabah namazına kalkıyor. Sabah namazına kalkarken Allahu Ekber diye tekbirle kalkıyor diyor. Üç gece. Neyse diyor, artık üç günüm doldu diyor. Dedim ki efendim, üç gece benim, doğruyu söyleyelim, ben babamla kavga mavga etmedim. Yemin de etmedim. Resulullah buyurdu ki cennet ehlinden bir zattır. Ben de onun için geldim, sizin amelinizi kontrol edeyim dedim ama pek de bir şey de görmedim. Fakat sizin durumunuz nedir? Evladım dedi, benim ibadetim senin bu gördüğündür. Başka bir ibadetim de yok dedi. Öyle mi dedi, ben dedi biraz azımsadım ama kainatın efendisi böyle buyurduğuna göre siz cennet ehli olmayı hak etmişsiniz. Öyle diyor, çıktı. Bakayım size şeyini de bulursam kaynağını. Çıktı diyor. Giderken diyor beni çağırdı. Gel evladım gel diyor. 28 no'lu 141. sayfa. Kaynakları burada yazıyor. Kaç tane kaynak? Hep sahih. Kütüb-ü Sitte. Evladım. Seni Resulullah'ın buyurduğu dereceye yükselten nedir diye sordum diyor. Dedi ki diyor, benim durumum senin gördüğünden ibaret. Tam giderken çağırdı. Gel evladım gel. Benim durumum senin gördüğünden ibaret ama ancak benim içimde bir Müslümana karşı kin yoktur. Resulullah buyurdu ki ben her gece yatarım, bir Müslümana kin ve nefretle yatmam. Bu benim sünnetimdir. Sünnetimi yaşayan bendendir. Dönen benden değildir. Siz yatarken kaç kişiyle düşmanınız var? Sabah olsun şu herife göstereceğim. Şu şöyle yaptı, bu böyle yaptı. O şöyle dedi, bu böyle dedi, şu şunu yedi. Sizin, ben elhamdülillah ben kinden biraz kurtuldum. Bayağı kurtuldum. Bende de eskiden vardı, ben de cadı kazanı gibi bir adamım yani. Elhamdülillah şu anda iyiyim ben. Ben şu anda iyiyim abi. Hiçbir Müslümana kin tutmuyorum. Benim aleyhime de konuşsa helal, hepsi helal. Adam geliyor, hoca ben de var, hakkını helal et. Anlıyorum benim aleyhime neler uydurduğunu tabii. Helal olsun, sormuyorum ne dedin, ne yedin diye. Helal olsun, hepsi helal olsun. Resulullah'ın ümmeti olmak şartıyla helal olsun, hepsine helal olsun. Kıymet, benimle uğraştıkları kadar kimseyle uğraşmıyor ama Resulullah'ın ümmeti olmak şartıyla tabii. Yani kin tutmayacaksın. Bak ne diyor? Ben yatarken hiçbir Müslümana kinim yoktur. Keza Allah'ın bir Müslümana verdiği hiçbir hayır, nimet, iyilik, zenginlik, imkana da kıskançlık beslemem diyor. İşte. Amca dedi, Abdullah bin Amr dedi ki seni bu dereceye ulaştıran şey bizim becereceğimiz şey değil dedi. Teheccüdü kılan çok olur. 5000'i 50.000 çeken de çok olur. Ama bir Müslümana kin beslemeyen ve bir Müslümanı kıskanmayan ihvan, kardeş az olur. Bir olur, iki olur. İllaki ibadet çokluğunu siz fazla namaz, fazla oruç zannetmeyin. İşte böyle ibadetler de var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurdu? Mizanda en ağır gelecek amel güzel ahlaktır. Onun için herkes bir yerden kazanacak inşallah. Bu kitap, bu kitap, bu kitap. Hiç hepinizin evinde, kütüphanesinde şart. Çoluğunuza, çocuğunuza ne öğreteceksin, nasıl öğreteceksin, insanlarla nasıl görüşeceksin, bir adama bir şeyi anlatmak istiyorsun, ne yolla anlatacaksın? Kainatın efendisi nerede kızardı? Nerede şaka yapardı? Şaka yolunu ne anlatırdı? Bunlar öğretim, eğitim metotlarıdır. Muhammed Mustafa'ya mahsus sallallahu aleyhi ve sellem. Herkes bu kitabı alsın. Ne diyorum sana? Koca allame adam 30 senede toplamış, konuyu toplamış yani.
başlık altına konuyu koymak mesele, yoksa bu kitap 3 günde de yazılır. Ama o kadar hadisi inceleyecek, o başlığın altına misal getirecek. O misali o kadar kaynaktan, on binlerce hadisten seçme meselesi. O konunun örneğini vermiş oraya. Onu sen sıralı bir kitapta bulamazsın. Anlatabildim mi ne demek istiyorum? Efendim, altın silsile büyüklerimizden kaset olarak, kaçıncı bu? Altıncı mı? Beşinci sohbetimiz. Siz diyorsunuz biz bunları dinledik. Dinlediniz, anlatın. Hiçbir şey anlatamıyorsunuz. Abdullah Dehlevi Hazretleri kim? Bu manevi yolu bize getiren Halid-i Zülcenahayn, Halid-i kolunun reisi Mevlana Halid'in şeyhi, Abdullah Dehlevi Evliya'nın reisi. Şimdi bunu tanısanız iyi olur. Size ahirette şefaati olur. Huylarınızın düzelmesine vesile olur. Herkes Allah'ın düşmanlarını dinlediği günde size bu Allah dostunu dinlemek nasip olsun inşallah. Abdullah Dehlevi bir saat anlatılıyor. Kerametleri, menkıbeleri, hayatı, yaşantısı. Bir Allah dostunun portresi bu kaset. Dinleyin bakın. Biz size gazeteden mi okuyoruz? Bu kadar kitaptan okuyoruz size. Bunları da bir arada kolay kolay bir sohbette dinleyemezsiniz. Bir yerde de bulamazsınız. Ben size söyleyeyim doğrusunu. Bu kaynaklar, bizim size verdiğimiz bilgiler kolay kolay bir yerde bulacağınız şeyler değildir. İsterseniz gezin. Gezin, dolaşın. Yine dön dolaş Gürcü kapısına gelirsiniz. Kürkçü dükkanına gelirsiniz buraya. Biz size Allah için vaaz ediyoruz. Sizi teşvik ediyoruz. Bu Abdullah Dehlevi'yi dinlemeyen kalmasın. İnsanlara tanıtalım. O Allah dostunun şefaatine nail olalım inşallah. Üstadımız Hacı Mahmud Efendi Hazretleri'nin kitabı Risale-i Kutsiye'nin ikinci cildi. Almayanlar için arz ediliyor. Alabilirsiniz. İkinci cildi, birinci cildi alanlar oldu. İkiyi almayıp kalanlar oldu. Onlar da onu alabilirler inşallah. Bir de İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin ismi şerifi çıkarıyoruz, bitmek üzeredir. Bir daha da basılmıyor. Müceddid-i Elfisani, bütün bu evliyayı yetiştiren 70 bin velinin baş tacı İmam-ı Rabbani, onun ismi de bizim evlerimizin, başlarımızın tacı olsun inşallah. İsmi şerifinin, diyor, demin annem soruyor, diyor, bunda ne fayda var acaba? Dedim ki, bu öyle bir velidir ki, beni anan, beni hatırlayan, benim ismim hürmetime isteyene Allah mutlaka verecek diyor. Bu böyle bir veli İmam-ı Rabbani. O ismi şerifin hürmetine, bu zatın hürmetine istiyorum dersiniz. İnşallah rahmete erer, azaptan kurtulursunuz. Hepinize Allah hayırlar versin. Hayırlı rızıklar, helal rızıklar versin. Amin diyenlerini harca hemden azat etsin. Allah Teala ve Tekaddes Hazretleri rızasına uygun amellere muvaffak etsin. Şu cemaate şu sıcakta toplandılar, dinlediler. Rabbimiz cennetini, cemalini ihsan eylesin. Ya Rabbi cennet istiyoruz. Ya Rabbi cennete yaklaştıracak ilimler, ameller, inançlar istiyoruz. Ya Rabbi cennetten uzaklaştıracak inançlardan, amellerden, sözlerden uzaklaştırmanı diliyoruz. Ya Rabbi ateşinden sana sığınıyoruz. Azabını, gazabını bize dokundurma. Boyunlarımızı azat eyle ya Rabbi. Cehenneme yaklaştıracak inançlardan, amellerden, sözlerden uzak eyle ya Rabbi. Bu amin diyenlere de ateş değdirme ya Rabbi. Gözlere ateş gösterme. Bu kulaklara cehennemin 500 seneden duyulan gür sesini duyurtma ya Rabbi. Dostlarına ilhak eyle. Düşmanlarından muhafaza eyle. Amin diyenlerine harcamdan azat eyle. Bizden evvel ölen, burada isimleri yazılan, yazılmayan cemaatlerimize rahmet eyle. Askerlerimize, şehit askerlerimize, polislerimize rahmet eyle. Bu cemaatimizin gençlerinin ervahine rahmetler idhal eyle. Ruhları için buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Şehadetlerden hasıl olan dağlar emsal rahmetleri şu saatte ulaştır kabirlerini nur eyle. Buraya gelenlerin de ya Rabbi bütün yakınlarını haberdar eyle. Onlara bir hediyemizi ulaştır ya Rabbi. Ruhları için el Fatiha.